Balıklara geçiyorum. Balıklar. Bir tabloyu görelim bakalım. İşte bu ne? anı bekliyordum. <laughs> Yapacaksın bana diye. Bu benim elimde olan bir şey değil. Kesinlikle. Balık var mı stüdyoda? Yok. Var mı balık? Yok. Şimdi Ekran ben... başında var. Bir sakin olalım. Bir öncelikle. Ee... Aşk, para, sağlık. Zor bir hafta balıklar of, için ama bak e, yıldızların biri olması sizi korkutmasın. Haftayı nasıl geçireceğimiz önemli. Öncelikle e, sevgili balık, öğrenci bir balık burcuysan, derslerin ve notların iyi değilse... ...anneni babanı oyalama. Hani yaparız ya bunu, işimiz iyi gitmez karımız üzülmesin diye... Beyefendi her şey çok iyiymiş gibi gösterir. Hayatı zorlanma içindedir. Ailesi üzülmesin diye her şeyi çok mükemmelmiş gibi gösterir. Bu da sizde yalancılık durumu oluşturabilir. Pişmanlıklarınızın farkına varmadan fark ederek daima adil, dürüst olmaya e, özen gösterirseniz bu hafta israftan kaçınırsanız bu hafta ee, gizliliklerden uzaklaşırsanız bu hafta hayatınızı tamamen denge, dengeleyebilir ve toparlayabilirsiniz. Kesinlikle bir balık erkeğiyseniz bir balık kadınıysanız gizli bir ilişki yaşıyorsanız bu ortaya çıkabilir bu hafta. Oh. Geri dönülmesi imkanı olmayacak ayrılıklar yaşayabilirsiniz bu hafta. Yani gizliliklerden saklılıklardan uzak kalın bu hafta ama saklınız. Gizliniz, riyakarlığınız, yalanınız yoksa sorun yok. Hiç üzerinize bile alınmayın bu bir yıldızları. Ama gizlilikleriniz, saklılıklarınız varsa eyvah diyor gökyüzü sizin için. Çünkü gizli saklı, saklı her şey başladım vallahi. Gizli, panik oldum yani gizli saklı her şey ortaya çıkacak ee, kendinizi çok zor durumlara sokabilecek işlerden. Ee, uzak kalın bu hafta lütfen öncesinde var olan sakladığınız gizlediğiniz işleri ise ortaya çıkmayasına engel olamayacaksınız her şey patır patır ortaya çıkacak. Bu ortaya çıkacak gerçekler ise ee, çok büyük iş kayıplarına, maddi kayıplara, itibar kayıplarına. İlişki kayıplarına neden olabilir. Eyvah, eyvah. Yakın çevrenizde gizli bir hayranınız olabilir kalbiniz boşsa. Bu kadar e, şey konuşup bet konuşup şimdi e, güzel şeyleri de söyleyeyim. Yani evet zorlanmalar var. E, gizli bir hayranınızı fark edebilirsiniz. Bekarsanız ve yalnızsanız önce içinize sorun. Ben yeni bir ilişkiye başlamaya hazır mıyım değil miyim? Hmm. Eğer ruhen kendinizi bir ilişkiye başlamaya hazır hissetmiyorsanız biraz zaman isteyin. Erteleyebilme, geciktirebilme imkanınız varsa erteleyin ve geciktirin. Ee, bu hafta ne olur gizliliklerden, saklılıklardan uzak kalın. Spotum ise asla yalan söylemeyin. Asla yalan söylemeyin. Yani yani bazen hepimiz... yalanın kuyruğu uzundur. Aynen öyle. Öyle bir takılırsın ki diyorsun. Tabii kendine dolanırsın ve hiçbir yalan gizli kalmaz. Vallahi gün birinde Peki, ortaya çıkar. Vallahi inşallah bu zor dönemde atlatırım. Şunu en bile kısa yapmayın. Bak şunu bile yapmayın bu hafta. O beyaz yalan hep yaparız. Geç çıkarsın evden trafikte kaldım diye. Biri görür sizi söyler. Küçük dahi olsa söylemedi. Yalanın küçüğü büyüğü. Peki, ne kadar yalan. sürecek balıkların bu durumu? Bir hafta. Bir hafta boyunca. Ama haftanın ilk üç günü çok tehlikeli. Ee, bu arada sevgili seyircilerimiz, şimdi bir başa dönelim mi? Koç'tan tekrar başlayalım. Dönelim tabii ki. 12 burcu yorumlayalım. Ama önce bir haftanın enlerine bakalım. Tamam, bakalım. O haftanın en mutlusu, en şanssızı. Sonrasında da e, burcum ne diyor köşesine bakalım.